Diğer önerge yok diyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan coğrafi bilgi sistemleriyle bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 6. maddesini aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederim. Madde 6, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu 7. maddesinin 1. fıkrasının C bendinde bulunan mevzi ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Ayhan Erel, Aksaray, İbrahim Halil, Oral, Ankara, Mehmet Metane Çulhoğlu, Adana, Tuğba Vural, Çokal, Antalya, Feridun Bahşi, Antalya, Hüseyin Örs, Trabzon milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Önerge üzerinde Trabzon milletvekili Hüseyin Örs konuşacaktır. Buyurun Sayın Örs, süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ilgili kanun teklifinin 6. maddesi üzerinde İyi Parti grubu adına söz aldım. Genel kurulu en derin saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz torba kanun teklifi 37 maddeden oluşmakta ve genelinde imar konusunda bir takım değişiklikleri içermektedir. İktidar partisi imar hususunda şehirlerin suriyetlerini bozan, beton yoğunluğunu arttıran uygulamaların önünü açarcasına imar kanunlarında birçok değişikliğe imza atmıştır. İmar üzerine çıkarılacak kanunlar sürekli üzerinde değişiklik yapılabilecek kanunlar değildir. Yap boza dönen imar kanunları şehirlerimizi ucube yapılarla doldurmuş ve durum içinden çıkılamaz bir hale gelmiştir. Sürekli çıkarılan imar afları ve imar barışları bu düzeni iyice bozmuştur. En son çıkarılan imar barışı kapsamında vatandaşlarımızın iki bakanlık arasındaki anlaşmazlık sonucu yaşadığı sorunlar gün gibi ortadadır. Kısacası iktidar partisi imar konusunda başarısız olmuş ve sınıfta kalmıştır. Değerli milletvekillerim, bugün burada ayrıca İstanbul Ümraniye'de yaşanan bir vakayı takdirlerinize arz etmek isterim. İstanbul Ümraniye'de bulunan ve Trabzonlu Bürokratlar ve İş Adamları Derneği TİAP tarafından yaklaşık 10 yıl önce Orman Bakanlığı'ndan kiralanan ve adına Trabzon Parkı adıyla halkın kullanımına sunulan, İçerisinde kafe, restoran, sanat galerileri, spor alanları gibi birçok sosyal donatıların bulunduğu mesire yerine Ümraniye Belediyesi tarafından adeta el konulması Trabzonlu hemşehrilerimizin haklı tepkisine yol açmıştır. 10 yıl önce kiralanan, kirası düzenli şekilde ödenen ve düzenlenerek güzelleştirilen taş duvar ve güvenlik kameralarıyla donatılan, halkın güvenli ve huzurlu bir şekilde ailece kullanabileceği bir sosyal yaşam bölgesi haline dönüştürülen bu yerin kira sözleşmesini yenilemek üzere ilgili dernek TİAP tarafından yapılan başvuru Orman Bakanlığı yetkililerince yerinde yapılan araştırmalar neticesinde olumlu bulunmuştu. Ancak tam bu sözleşme yenilenme sırasında Ümraniye Belediyesi TİAP'ın tahsisinde bulunan bu alana talip olmuştur. Belediye ısrarla Trabzonlu Bürokratlar ve İş Adamları Derneği'nin Çırçır Ormanı ve mesire alanındaki üst kullanım hakkının iptal edilmesini ve alanın kendilerine tahsis edilmesini istemiştir. Ve nihayet bugün geldiğimiz süreçte Orman Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla Trabzon Park Ümraniye Belediyesi'nin uhdesine bırakılmıştır. Değerli milletvekillerim, TİAP tarafından sadece Trabzonluların değil, İstanbul'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunulan bu mesire yerinin ortada hiçbir problem yok iken adeta yangından mal kaçırırcasına TİAP'ın elinden alınıp Ümraniye Belediyesi'ne tahsis edilmesi izaha muhtaç bir vakadır. Trabzon Park'ın yanında bulunan ve Ümraniye Belediyesi'ne tahsisli bir alanın önceki yıllarda değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği hafızalarda iken
Ümraniye Belediyesi'nin TİAB'a tahsisli Trabzon Park üzerindeki ısrarının sebebi nedir? Ayrıca bölgede Orman Bakanlığı'na ait başka alanlar varken neden ille de Trabzon Park'ın tahsisinde ısrar edilmektedir? Yoksa bu alanın adının Trabzon Park olmasından bir rahatsızlık mı duyulmaktadır? Unutulmamalıdır ki TİAB 10 yıldır devletimizden ve belediyeden hiçbir maddi yardım almadan bu alanı Trabzon Park adıyla ilçenin ve çevredeki vatandaşlarımızın aktif kullanımını açmış, kültürel ve sosyal çalışmaların merkezi haline getirmiş ve her şeyden önce Anadolu yakasında atıl olan bir alanı halkın hizmetine sunmuştur. Bu noktada bu alanın Trabzon Park adına düzenlenip halkın kullanımına açılmasında çok büyük emeği olan TİAB Kurucu Başkanı merhum Atalay Şahinoğlu abimiz de rahmet. Sayın Öz, tamamlayın lütfen. TİAB'ın bugün uğradığı haksız uygulamanın ortadan kaldırılması ve yasal haklarını kullanma noktasındaki girişimlerinde konunun takipçisi olacağımı söylüyor. Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Öz. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Altıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, altıncı madde kabul edilmiştir.